Şeytan Allah'a sanırım. Zümer suresi 61. Allah takva sahiplerini inanarak ve inançlarını uygulayarak zafere ulaşmaları dolayısıyla kurtarır. Allah takva sahiplerini inanarak ve inançlarını uygulayarak zafere ulaşmaları dolayısıyla kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. İnşallah. Ve onlar hüzünlenmeyeceklerdir diyor Allah. Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şey üzerine vekildir. Her şeyin yaratıcısı sandalyelerin, kapıların, bilgisayarların, değil mi? Evet, arabaların, evet. Gemilerin, her şeyin yaratıcısı benim diyor Allah. İnşallah. O her şey üzerine vekildir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Demek ki göklerde ve yerde kilitli yerler var. İnşallah. Cenab-ı Allah onları açacak inşallah. İnşallah. Allah'ın ayetlerine karşı inkar edenler işte onlar hüsrana uğrayanlardır. Ahirette ve dünyada bir hüsran var onlar için. De ki ey cahiller, bana Allah'ın dışında bir başkasını mı kulluk etmemi emrediyorsunuz? Bak ey cahiller, bana Allah'ın dışında bir başkasına mı kulluk etmemi emrediyorsunuz? Hazreti İsa'yı mesela Allah olarak göstertiyorlar. Aşağı evet inşallah. Bu çok anormal bir harekettir. Evet. Kur'an buna da işaret ediyor. Ki Hristiyan gençleri, Hristiyan insanları bu düşünceyle mahvettiler. Evet. Yani rahatça iman edecekken bu insanlar iman edemeyecek konuma getirdiler. Evet hocam, inşallah. Adam nasıl inansın? Yani bir insan uyuyor, yemek yiyor, Allah'a dua ediyor. Değil mi? Evet. Doğal ihtiyaçları var. Bu insana Allah diyor. Şimdi aklı başında bir insan buna nasıl inansın? İnşallah. İnanmaz hocam. Olacak bir şey mi bu? Olmaz hocam inşallah. Tabii. Andolsun sana, şeytandan Allah'a sığınırım, andolsun sana ve senden öncekilere vahyolundu ki eğer şirk koşacak olursan, yani Allah'tan başka bir ilah edinirsen, şüphesiz amellerin boşa çıkacak ve elbette sen hüsrana uğrayanlardan olacaksın. Hayır, artık yalnızca Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Allah'ın tek ve bir olduğu çok açık. İnşallah. Çok aleni. Yani insanlara bu zulmetmek olur. Yani iyilik yapmış olmazlar, çok büyük kötülük yapmış olurlar. Hazreti İsa'ya göğe sevgi adına, değil mi? Ona zulüm yapmış oluyorlar. Evet. Hazreti İsa ne yapsın onların o sözünü? İnşallah. Yani niçin istesin öyle bir şey? Cenab-ı evet. Allah ahirette soruyor. Sen mi dedin diyor Cenab-ı Allah. Bana, değil mi? Allah'ı evet. Bırakın da bana kulluk edin, sen mi dinliyor? Ya Rabbi diyor, sen, ben böyle bir şey demişsem sen bilmişsindir diyor. İnşallah. Ben böyle bir şey demedim diyor Hazreti İsa Aleyhisselam. Demez de yani evet. İnşallah. İnşallah. Onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Allah'ın büyüklüğünü, yüceliğini, gücünü. Yani insanlar hep Allah'ı, birçok insan dar planda değerlendirebiliyor. İşte biraz düşündürsünce Allah'ın büyüklüğünü kavramaya başlıyorlar. İnşallah. Oysa kıyamet günü yer bütünle onun avucun kabzasındadır. Gökler de sağ eliyle dürülüp bükülmüştür. O şirk koştuklarının münezzeh ve yücedir. Bakın. Oysa kıyamet günü yer bütünle onun avucu kabzasındadır. Yani bütün kainat, bütün alem onun avucundadır diyor Cenab-ı Allah. Yani onun kontrolündedir. Evet, inşallah. Biraz da tabii düşünmeleri için Allah müteşabih bir açıklama yapıyor. Cenab-ı Allah mesela bir elin içerisine de, mesela insan şeklinde Allah tecelli etse, bir elin içerisine de bütün kainat alabilir. İnşallah. Ya bütün kainat tamamı bir atomun çekirdeğine sığabilir. Evet. Ya bir fotonun içine sığabilir. Kur'an buna işaret etmiş oluyor. İnşallah.